Merhaba, merhaba canlarım. Merhaba, hepinizi oh, öncelikle kokulu kokulu öpüyorum. Benim attığım dünkü yemeğimi, S adı neydi bilmiyorum, yumurtalı peynirli ıspanağımızdan kendisi denedi yaptı. Çok güzel olmuş dedi. Afiyet olsun hayatım diyorum buradan sana. Evet, peynirli ve yumurtalı çok güzel oluyor ıspanak. Ben de çok seviyorum onu. Bugün ne yapıyoruz? Birkaç gündür sizlere hep mutfaktan sesleniyorum. Olmuyor. İşte biliyorsunuz telaşlarımız var bizim. Bugün ne yapalım? Haşlama yapacağız. Gerdan haşlamayla ben kuşbaşını karıştırdım. Çünkü gerdan haşlamam 4 parçaydı. Önce malzemelerinizi bir tanıyalım. Benim şöyle 600 gram kadar. Çok fazla değil, az haşladığım etimiz var. 7-8 diş sarımsağımız var. 2 tane havuç, 2 tane büyük patates, 2 tane de soğanımız var. Buna arpacık soğan olsa daha güzel olurdu ama şu an elimde mevcut değil maalesef. 1 çay kaşığı tane karabiberim var. Bir tek limonum, sıktığım limon suyumuz var ve tuzumuz. Ocağımızın altını yakalım. Bu arada bu düdüklüde kaynayan, ben etimizin suyunu atmadım, onu kullanacağım. Kaynamak, hafif hafif kaynıyor orada. Çok az bir şey yağımızı koyuyoruz. Etimiz de yağlı olabilir. Etimiz, yağımız kızarken patateslerimizi şöyle haşlamamızın patateslerini dörde bölüyorum. Büyük, küçük değil. Bu şekil dörde bölüyorum. Şöyle yapabilirim. Soğanları arpacık olsaydı bütün atacaktım ama maalesef mevcutu olmadığı için şöyle ikiye bölüp içine koyacağım. Hanımlar. Evet, havuçlarımızı da aynı şekilde dörde bölüyoruz. Bıçakları da dilimlemeye, şuraya aşağıya götürmemelim. Evet, kızan tavuğumuzun içine şöyle çok az bir şey, hemen önlü arkalı gerdanlarımızı ben hafif şöyle bir kızartacağım, rengi değişsin. Evet, içine küçük parçalar da koydum ben. Kuşbaşımızı da koyalım. Çok değil, hemen hafif rengi değişesiye kadar şöyle bir önlü arkalı çevireceğim. Evet hanımlar, dediğim gibi hemen 1-2 dakika demiştik. Etlerimiz çok hafif kavrulurken 1 çay kaşığı tane karabiberimizi atıyorum. Bir çay kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Bu tabii ki ne kadar, ne derece tuzlu yediğinize bağlı. Evet, etlerimiz çok hafif önle arkalı kızardı. Kaynamakta olan et suyumuzu, haşladığım et suyumuzu içine ilave ediyorum. Ve arkasından havuçlarımızı atıyorum içine. Patateslerimiz çok çabuk soğanlarmış pişeceği için. Ağzını kapatıp kısık ateşte bir 15 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, havuçlarımız yarı pişmiş vaziyeti aldı. Şimdi arkadan patateslerimizi içine atıyoruz. Gayet hemen 5 dakikada olan bir haşlanma bu da. Tencerem de küçük mü gelecek bilmem. Soğanlarımızı da
Ve arkadan sarımsaklarımızı, patateslerimiz pişesiye kadar tekrar kısık ateşte aynı şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, haşlamamızın içinde havuçlarımız, patateslerimiz iyice yumuşadı, eridi. Sıktığım bir tek limonun suyunu ilave ediyorum. Sadece kaynatacağım. Bir dakika bir kokurdasın. Evet arkadaşlar, limon suyumuzu da koyduktan sonra bir dakika daha bir fokurdattık, şöyle iyice kaynadı. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Evet, haşlamamız hazır. Patateslerimiz zaten suyunu bağladı kendisi. Ekstradan suyunu bağlamak için bir şeye hiçbir gerek yok. Evet, haşlamamız hazır. Afiyet olsun canlarım. Evet, bu arada tekrar söylüyorum. Canlı yayınlarımız Faize Börek kanalından yapıyoruz. Faize Börek kanalına hepinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Bye.